Sen de başka mı? Yapmayacaksın. Bitti ben gitti. Ben yapacağım. Aa, sen yapmayacaksın mı? Tabii akıllanmadım. Gerçekten mi Yeşim? Sen yapmayacaksın mı? Ay pek düşünmüyorum. Neden? Ay ne bileyim ben. Bak uğraşıyorsun işte ama hala. Ama 10 sene sonrası var. E ne yapacağım canım yani? Yalnız mı kalacaksın? Ama çocuk yani o çocuk da evlenmeyecek mi zaten? Ya evlense bile hayatında hep var. Olsun yani yeğenlerim falan var. Ne bileyim ben şu anda düşünmüyorum. Ay sana çok yakışır annelik ya. Bana. Evet. Hakikaten. Bilmem. Senin gibi gülen bir kız düşünsene devamlı küçükken. Evet aslında. Evde ikinizin kahkaha atarak gezdiğini düşün. Adam delirir zaten. Adam zaten cinnet geçirir. Boş ver onu, onlar zaten o zaten çocuğu olunca delirecektir yani o mutluluktan. Ve sen bir bunun hayalini kursana şöyle. Evde senin gibi ufak bir tane sabah geziyor. Sürekli gülen ya. Öyle yani. Tek çocuk da istemem ben ama yaptım birkaç tane yaparım. İki tane. Tüp bebek herkes yapıyor şu anda biliyorsun moda. Yani. Bulduk adamı da bulduk. Ha tabii. Tüpü de yaptık. Evet, sabahdan çocuk bekliyoruz. Buradan duyurulur. Ben istiyorum. Tamam. Evet ben istiyorum. Niyetlenirsem yani. İlk sana söyleyeceğim. Lütfen bak. Gerçekten ben sana çok yakışacağını ve seni çok bilmiyorum. Ya eğer böyle bir imkanım varsa bence kadın anne olmayı hak ediyor. Evet yani kadın doğası itibariyle tabii. Olması gerekiyor mu? Evet tabii. Gerekiyor ama hani bu dünyaya ne kadar çocuk getirmek gerekiyor onu... Canım onu da şimdi biz düşünmeyelim. Hani bu dünyayı biz kurtaramayacağız ki sen kendi alanını kurtar. Kendi çevreni kurtar. Kendi çevremi kurtarmak için belki yapmıyorum çocuğu hani. Onu da bir sokmayayım bu şeyin içerisine. Kal. Ama sen kendinde kurduğun güzel bir çevre varsa ve koruma altındaysa ki gördüğüm kadarıyla öyle o. E o koruma altında olan çevrede sen çok güzel bir çocuk yetiştirirsin.